Selamlar arkadaşlar. Bugün ters ışık tekniğiyle çekilmiş fotoğrafları akrilik boya ile hızlı bir şekilde resmedeceğiz. Evet, saat sabaha karşı 5.30 ama ben burada video çekiyorum. Niye çekiyorum? Ne için çekiyorum? Ne uğruna çekiyorum? Neyse, önemli değil, biraz uykum var. Yağlı boya tablo yapıyordum. 20 Şubat'ta bir fuara davetliyim. Fuara hazırlık yapıyorum. Bitirmem gereken tablolar var. Onlar için biraz mesai yapıyorum bu aralar. Öğlen 3'ten beri tablonun başındayım. Artık çok yoruldum. Bir an önce bu çalışmayı yapmak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. Fotoğraf çekimlerinde ters ışık tekniği var. Bu da şöyle bir şey. Arka plan aydınlıksa, öndeki obje karanlıksa, ışık vurulmuyorsa öndeki objeye, buna ters ışık tekniği deniliyor. Çok hoşuma giden bir teknik. Fotoğraf çekerken de uygulamayı seviyorum. Resimlerde da bu ara ilgimi çekmeye başladı. Bu tarzda resimler görmeye başladım. Şu altta böyle boşluk bırakıyorlar, çerçeve bırakıyorlar. Bu şey, böyle anında çektiği fotoğrafı çıkartan makineler var, fotoğraf makineleri var. Onun fotoğraf kağıdı benzetmesi diyeyim. Yani anlamış olmanız lazım. Bu şekilde akrilik boyayla da hazırlayacağım. Bunu da önceki videoda renk geçişlerini göstermek için yapmıştım kuru boyada. Bugünkü yapacağım akrilik çalışmaları da aynı bu şekilde yapıp, şu arkamda gördüğünüz kare kare bölümler var benim resimlerimi astığım. Bunların bir tanesini bu şekilde hazırladım. Resimlerle doldurmak istiyorum. 2-3 tanesini bu videoda yapacağım. Yine bu çalışmayı yapmamdaki amaç hızlı bir şekilde etkili çalışmalar nasıl yapılır bunu size göstermek. Akrilik boya çok fazla kullandığım bir boya değil ama nasıl kullanıldığını biliyorum. Daha önce duvar üzerinde denemiştim bu tekniği. Şimdi benim boyalarım var. Uzun süredir var bu boyalar. Bu akrilik boyaları kullanarak, yani özel bir renk almadım ben bu resimler için. Şimdi elimdeki boyalarla bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk önce resimleri yapacağım alanı belirleyeceğim ve dışını maskeleyeceğim. Boya resmin dışına taşmaması için. Şimdi 8'e 8 çerçeveler yapacağım. 3 tane. Onların da dışlarını maskeleyeceğim sonra. Şimdi ben buralara noktalarımı belirledim. Kağıt bant ile çerçeve atacağım. Evet, çerçevelerimizi belirledik. Resim yapacağımız alanları bu şekilde belirlemiş oldum. Kenarlara kağıt bant ile çerçeve attım. Bunları söktüğüm zaman resim burada çok düzgün bir şekilde kalacak. 8'e 8 yaptım kareleri. Bu öncekinde 10'a 10'du. Bu biraz daha iyi bence. Ama elimdeki kağıt bu kadar olduğu için 3 tane çıkmasını istedim. Bu boyutlar bu kağıda daha uygun. Hızlı bir şekilde bunları yapacağız şimdi. Ben bir tanesinde arka planı tek renk yapacağım. Sadece rengi açarak bir arka plan yapacağım. Diğer ikisinde de gün batımını renklerini kullanarak yapacağım. Şimdi resime geçebiliriz. Elimde şöyle plastik kaplar var. Boyalarımı bunun içine koyacağım ben. İlk olarak mavi arka planlı bir resim yapacağım. Arka planın önünde de bir tane dal üstünde kuş olacak. Bu kuş da silüet olacak. Yani karanlık sadece siyah olacak. Akrilik boya sulandırılabiliyor. Çok yoğunsa boyanız su katabiliyorsunuz akrilik boyaya. Benim boyamın kıvamı güzel. Katmadan direkt boyamaya başlayacağım. Bir de bir kaba daha beyaz koyacağım. Beyazım biraz daha katı. Onun için beyazı biraz sulandırabilirim. Bir de akrilik boya yaparken kağıt üstünde fazla sulandırırsanız kağıdınız kabarır. Ben 200 gramaj bir kağıt kullanıyorum. Şu an elimde böyle bir kağıt vardı. Hemen şu ortasını aydınlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Akrilik boya hızlı kuruyan bir boya. Hemen gölgelendirmelerinizi, renk geçişlerinizi yapmanız lazım. İlk karemizin arka planını yaptım. Hepsinin arka planını yaptıktan sonra öndeki silüetlerini ekleyeceğim. Şimdi ikinci alanımıza geçelim. İkinci alanımızda da 3-4 renkten oluşuyor. Hemen renkleri hazırlayacağım. Çok az pembe katacağım. Gün batımı olacak bu da. Çok az pembe. Mavimiz var, beyazımız var. Biraz turuncuya dönük bir sarı. Tam sarı değil, limon sarısı değil. Kırmızı. Bu alanda 4 renk kullanacağım arkadaşlar. Gün batımı olacak. İlk olarak mavi kullanacağım. Sonra pembe, sonra sarı, sonra da kırmızı olacak. Hemen resime geçelim. Açık renkleri kullanarak yapacağım. İlk önce sarının yerini yapıyorum. Şöyle. Çok hızlı olmam lazım. Boyanın kurumaması lazım. Aralarındaki renk geçişleri yapabilmem için. Hemen pembe yapıyorum. Şu pembe geçişi iyi yaptım ama sarıyı fazla karıştırdım. Tekrar üzerine sarı atacağım. Boya zaten hemen kuruyor kağıdın üstünde. Hatta biraz daha kurumasını bekleyeceğim. Tam kuruduktan sonra tekrar sarıyı belli etmeye çalışacağım. Şimdi şuraya mavi ile pembe arasında geçiş yapabilmek için tekrardan pembe atıyorum. Sonra mavi atıyorum üst tarafa. Şimdi
Şimdi tekrardan sarı atıyorum. Alt tarafa da kırmızı. Biraz fazla kat kat yaptığım için kağıdım kabardı. Bence şu an yeter gibi. Yeterli. Evet, bunu istediğim gibi yapamadım. Niye istediğim gibi yapamadım bilmiyorum. Çünkü akrili de çok bilmiyorum yani. Fena değil ya. Üzerine bir tane silüet attığım zaman fena durmaz bence. Bu tür resimlere biraz merak sardığım için sulu boyaya yakında geçebilirim. Sulu boya da öğrenmek istiyorum. Bu tür resimlerin asıl tekniği sulu boya bence. Sulu boyada çok güzel tonlar ve geçişler elde ediliyor. Akrilik boyada biraz geçiş elde etmek çok zor. Yağlı boyada da çok kolay bir şekilde geçiş elde edebiliyorum. Ama akrilikte zor çünkü bir anda kuruyor. Daha çok fırça darbesi atabilsem renkler çok rahat bir şekilde karışacak ama akrilikte bir anda kuruduğu için o istediğim geçişi elde edemiyorum. Ve şu an kağıt üzerinde çalışıyorum. Kağıdım da kabardı. Şimdi diğer resime geçeceğim. Bu resimde de kırmızıdan mora dönüşen bir gün batımı olacak. Alt tarafta kırmızı olacak, üst tarafta mor olacak. Evet, bu tonda kırmızı, pembe ve mor renklerini kullanacağım. Pembeyi iki rengin arasına atmak istiyorum. Geçiş rengi yapmak istiyorum. Orta tarafa pembe atıyorum. Direkt geçiş rengimi. Çok hızlı olmam lazım. Hemen kırmızıya geçiyorum. Evet, güzel oluyor. Hemen mora geçtim. Ortaya bir daha pembe atıyorum. Tekrar kırmızı. Ama sanki renkler birbirine çok yakın oldu. Tekrar kırmızı. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Renkler çok yakın oldu birbirine. Şimdi tekrar boyuyorum. Kurumasını bekledim. Üst tarafa mor attım. Mor rengini görmek istiyorum tam. Orta tarafa pembe atıyorum. Alt tarafa da kırmızı atıyorum. Abi şu çok kötü olmuş ya. Bu bayağı kötü oldu. Şimdi bunu biraz daha uğraşacağım da kağıt da artık kendinden geçmeye başladı. Şu oldu. Bunda sıkıntı yok. Basitti zaten bu. Şurada kırmızıyı tam istediğim gibi veremedim. Bize sulu boya yolu gözüktü. Sulu boya da başlayacağız mecburen. Abi çok tuhaf ya. Bu iş kesinlikle sulu boya işi ya. Yok ama finish'i görmemiz lazım. Bence silüetleri attığım zaman bir şeye benzeyecek. Bence yeterli bu kadar. Daha fazlası beni kanser eder. O yüzden bu kadar yeter. Şimdi öndeki silüetlerini yapacağım. Sadece siyah kullanacağım. Şimdi boyalarımızı kenara alalım. İlk alana kuş yapacaktım. Bir tane dalın üzerinde duran kuş. Şöyle siyahımı alıyorum. İlk önce dal çiziyorum. Şöyle şuradan dal gelsin. Aşağı doğru kıvrılsın. Dal dümdüz boru gibi olmaz. Biraz kırışıklıkları olur. Şöyle kalın ve ince yerleri olur. Şöyle bir parça dal buradan uzansın. Şuraya da bir kuş yapalım. Şöyle serçe gibi bir şey olsun. Evet, bu yeterli. Bu şekilde bitti. Böyle olsun. Biraz ot ekleyeceğim buralara. Şöyle. Evet. Bunun da silüetlerini ekledim. Bu yine bir şeye benzedi. Şu bantları çıkarttığım zaman daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi üçüncü görselde ağaca asılı bir tane salıncak yapmak istiyorum. Şöyle ağacın kökü gözükmeyecek. Ağaç bu taraflarda düşünelim. Ağacın dalı böyle buraya uzamış. Dalın kökü kalın başlar. İleri doğru incelir. Bunu herkes bilir. İnce dallar ekliyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bir tane salıncak çizelim buraya. Salıncağın tahtası. Şöyle şuraya da bir zemin atalım. Salıncak havada uçuyormuş gibi olmasın. Birileri bu salıncağa erişebilsin. Evet, bence resimler tamam.
Çok istediğim gibi olmadı ama şu kağıtları kaldırdığım zaman kötü bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi kağıtlarımızı kaldıralım. Şu alt taraftan başlıyorum. Yavaş yavaş sökün arkadaşlar. Kağıt bandı kadar sağlam bir bant olmasa da bazen kağıdı kaldırabiliyor. Yavaş yavaş söküyorum. Evet. Bantları söktüm. Bence fena olmadı ya. Kağıt da biraz kabarık şu an. Halının altına koyduğun zaman bu kabarıklık geçer. Ama halının altına koymadan önce bir kuruduğuna bakın. Bunları keseceğim buradan. Bu şekilde fotoğraf gibi keseceğim. Maket bıçağımı alayım. Cetvelimi de alıyorum. Şöyle altlarını eşit bir şekilde kesmek istiyorum. Göz kararı. Resim çıktı. Şimdi bunları da yapalım. Evet. Bütün hepsini kestik. Hemen şu çöpü kaldırayım buradan. Masayı da mahvetmişim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bence fena olmadı. İlk çalışmaya göre idare eder. Ama güzel değil. Kesinlikle güzel değil. İdare eder. Bu da önceki şöyle. Kuru boya ile yaptım. Bunlar da akrilik. Bu tür resimler kesinlikle sulu boyanın hakkı. Sulu boya öğreneceğim en kısa zamanda. Bir dahaki çalışmalarımı sulu boya ile yapacağım. Siz de bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. Size fikir olsun diye böyle bir video çekmek istedim. Ben bu aralar gerçekten bayağı bu tür işlere tutuldum. Pinterest'ten hep bu tür çalışmalara bakıyorum. Böyle şu anki yaptığım çalışmalar hep uzun sürdüğü için yağlı boya tablolarım. Böyle kısa sürede güzel etkili işler çıkarmak da istiyorum. Yani videolarda mesela bir yağlı boya tablo yaptığım zaman o tabloyla bir hafta uğraşıyorum. Bir hafta çekimli yapıyorum, bir hafta resmi yapıyorum. Bir süre montajıyla uğraşıyorum. O tür videoların gelmesi biraz uzun sürüyor. Hızlı ve etkili bir şekilde çalışmalar çıkarmak istiyorum. Yaptığım çalışmalar hakkında yorumlarınızı da mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar. Ben de ona göre diğer videolarımı şekillendireyim. Video fikirlerinizi de yoruma bekliyorum. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sanatla kalın.